Herkese tekrardan merhabalar. Öncelikle vakit ayırdığınız ve katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben Şemsettin Ercan. Vesto'da elektrik otomasyon, iş geliştirme ve teknik destek mühendisi olarak çalışmaktayım. Bugün malumunuz işletmede elektrik otomasyon, servo sistemler konusu üzerine konuşacağız. Burada tabii amaçladığımız kapsam bu. Tabii burada işletmede elektrik otomasyon derken neyi amaçlıyoruz? Şöyle bir kapsam planlıyoruz. Yani uygulamalarda, işletmede, sahada elektrik otomasyon ürünlerinin sağladığı avantajlar neler? Ya da neden ben bir servo sistem kullanıyorum bir uygulamada? Servo sistemin hangi avantajından faydalanıyorum? Veya bunu kullanmaya neden mecburum ya da neden ihtiyaç duyuyorum? Yani bu konular üzerine daha çok konuşacağız. Ne gibi avantajlar sağlıyor sahada veya uygulamalarda? Şimdi tabii burada bu kısmı değerlendirirken zaten servo sistem adı üstünde olduğu için burada asıl değerlendirilen taraf, daha doğrusu asıl katma değer katan taraf malumunuz tahrik tarafı. Yani motor ve sürücü tarafı. Burada bu sistemlerde zaten asıl hareket kabiliyeti doğal olarak buradan geliyor. Motor ve sürücü grubundan, yani tahrik grubundan geliyor. Ama bunu bir toplam kapsam olarak düşündüğümüzde sonuçta biz tahrik kısmını, yani motor kısmını bir mekaniğe bağlıyoruz değil mi? Ve nihayetinde bağladığımız mekanikle beraber bir döner hareket veya bir lineer hareket elde ediyoruz. Dolayısıyla aslında ben bu ürünleri bir mekanik sistemle, bir mekanik aksamla beraber kullanıyorum. Dolayısıyla bunu tabii bu mekanik kısım da Festo'da çözüm olarak sunulabildiği için biz bunu genel kapsam olarak değerlendiriyoruz. İkisini bir arada değerlendiriyoruz. Yani hem tahrik grubu hem mekanik grubunu ele alma imkanı söz konusu oluyor. Çünkü Festo hem motor sürücü grubunda hem de mekanik kısımda, işte bu motor kısmını bağladığım mekanik kısımda çözüm sunabiliyor. Dolayısıyla bu oturumda biz bu iki tarafı da ele alacağız. Yani mekanik tarafı da ele alacağız. Bunların sağladığı avantajlar nedir? Örneğin bir örnek vermek gerekirse bir lineer modül düşünün. Bu lineer modül kayışlı da olabiliyor, vidalı milli de olabiliyor. Baktığınız zaman ikisine de aynı motoru bağlıyorum. İkisine de aynı servo motoru veya aynı step motoru bağlıyorum. Ama kayışlı opsiyonu da var, vidalı milli opsiyonu da var. Neden kayışlı kullanıyorum, neden vidalı milli kullanıyorum gibi. Yani mekanik kısımla ilgili de ne gibi farklılıklar var, ne gibi avantajlar söz konusu oluyor. Bunun üzerine de değinmek istiyoruz açıkçası. Şimdi mekanik kısmı kabaca bir özetle inceleyecek olursak, yani mekanik kısım derken kastımız ne, neyi kastediyoruz? Burada gördüğünüz gibi özet halinde tek sayfada mekanik kısmı aslında inceleyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi sol tarafta bazı arabalı lineer modüller mevcut. Gördüğünüz gibi birçok opsiyon var. Tabii bu kadar opsiyon olmasının sebebi uygulamaya en uygun çözümü sunabilmek. İşte bunların bir kısmı iç kısmında kayış var, kayış kasnak var. Kimisinde vidalı mil var. Tabii burada uygulamaya göre bunu belirlemek, doğru ürünü seçmek gerekiyor. Bazıları taşınacak yüke göre çift raylı, çift kızaklı. Yani çok ağır büyük transfer ediyorsanız işte çift raylı, çift kızaklı ürün kullanmak gerekiyor. Bazılarının üzerinde koruma kapağı var. Yani iç kısmı, yani kayış veya vidalı mil ve yatak kısmını, ray kısmını koruyan bir kapak var. İşte tozlu ortamlarda kullanılmaya uygun gibi. Kimisi daha düşük yüklü uygulamalarda kullanılmaya uygun, maliyet olarak uygun ürünler gibi 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 bazı parametrelerden dolayı bu kadar opsiyon olduğunu söyleyebiliriz ki hangi ürün en uygunsa onu kullanma şansı sunuyor. Onun dışında yine bu kısma elektrikli silindirler, tabii elektromekanik eksen ailesi içerisine giriyor. İşte bazen pazarda milsiz piston olarak da değerlendirdiğimiz. Tabii burada her şey motor tahrikli. Yani burada basınçlı hava söz konusu değil. Herhangi bir pneumatik sistem söz konusu değil. Şu anda bizim konuştuğumuz ürünlerin tamamı elektrikli. Yani motor tahrikli. Tahrik olarak bir motor sürücü grubu kullandığım ürünler. Onun dışında yine bu mekanik kısma elektrikli döner modül, elektrikli gripper dahil olmaktadır. Benim burada yaptığım şey
bu mekaniklere bir motor montajı yapıp bu şekilde uygulamada amaçladığım hareketi, amaçladığım fonksiyonu gerçekleştirmek. Temelde mantık bu. Şimdi dedim ya ilk sayfada sadece motor kısmını değil mekanik kısmı da değerlendireceğiz. Yani mekanik opsiyonlar ne gibi avantajlar sağlıyor? İşte atıyorum ben neden kayışlı kullanıyorum veya neden vidalı milli gibi kullanıyorum gibi seçeneklerden de bahsedeceğimizi söyledik. Şimdi kayışlı bir modülü değerlendirecek olursak burada gördüğünüz gibi kayışlı bir modül görseli mevcut. İç kısmında bir kayış kasnak var. Üzerinde yükü yataklayan, yani yükü direkt üzerine bağlayabileceğiniz bir ray var. Tabii burada yataklama yapan kaset aparatları var. Ve yükü üzerine bağladığım bir araba var. Ve bütün bu aparatları topladığım bir profil var. Temelde aslında baktığınız zaman kullanıcı bu parçaları ayrı ayrı tedarik edip bunu kendisi de oluşturabilir. Çünkü burada dediğim gibi malzemeler belli. Kayış kasnak. İşte tahrik verdiğim, lineerde hareketi sağladığım, yükü yatakladığım ray ve kaset sistemi ve bunları topladığım bir profil. Aslında baktığınız zaman kullanıcı bunları zaten tedarik edip kendisi bu sistemi oluşturabilir. Ama tabii bunu kullanıcı kendisi yapacağı zaman bazı hesaplamalar gerekiyor. Yani atıyorum burada nasıl bir kayış kullanmak lazım? Yani bağladığınız yükü transfer etmek için veya belli bir sürede transfer etmek için belli bir rampa değerinde kalkış duruş yapmak için ne kadar kuvvete ihtiyacınız var? Lineer kuvvete. Bunun hesaplamasını yapıp ona uygun kayış seçmek gerekecek. Onun dışında tabii taşıma kapasitesini belirlemek için bir yük hesabı yapmak gerekecek. Ona uygun ray seçmek gerekecek ve ona uygun kaset seçmek gerekecek. Tabii burada kasnak çapını belirlemek gerekecek. Bir turda net ne kadar mesafe alıyor? Ona göre motor hesabı yapmak gerekecek. Dolayısıyla bunların hepsi aslında bir işçilik maliyeti oluşturuyor. Tamam, kullanıcı bunların hepsini yapabilir, sıkıntı değil. Ama bunların öncelikle bir hesaplanması, sonra toplanması gerekiyor. Dolayısıyla burada hazır modül bu işçiliği ortadan kaldırıyor. Yani hem kullanıcı buna vakit ayırmak durumunda kalmıyor, hem de orada bir işçilik maliyeti anlamında avantaj kazanmış oluyor. Çünkü bu ürünler, mesela burada bahsettiğimiz EGC serisi, katalog değerleri zaten belli. Yani kayışın ne kadar itme kuvveti var belli. Veya burada bahsettiğimiz yatağın yanal moment dayanımı nedir? İşte MX, MY, MZ, bu dayanımlar nedir, sınırlar nedir? Bunların hepsi katalog içerisinde zaten mevcut. Dolayısıyla kullanıcı taşıyacağı yükü ve alacağı mesafeyi, süreyi belirledikten sonra yani ne kadarlık bir hesaplanan parametre mevcutsa ona uygun ürünü direkt burada karşılaştırarak, kriterleri değerlendirerek belirleyebiliyor. Tabii bunun daha kolay seçeneği de şu aslında, buna da hiç gerek yok işin doğrusu. Bir önceki webinardı galiba, tam hatırlayamıyorum, belki de bir önceki YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Positioning Drive dediğimiz bir tool var, bir seçim tool'u. Bunun webinarını daha önce vermiştik. Veya direkt bu tool'u kullanıp sadece siz uygulamadaki parametrelerinizi girip ne olabilir bunlar? Taşıdığım yükün ağırlığı, aldığı mesafe ve mesafeyi alma süresi. Kabaca sadece birkaç parametre söyledim. Bunları girerek direkt bu ürünü hesaplayabiliyorum. Direkt bu ürünün seçimini yapabiliyorum. Program bu hesaplamayı tamamen kendisi yapıyor. Ve sadece mekanik kısmı hesaplamıyor. Sadece kayış hesabı ve yatak hesabı yapmıyor. Bu mekaniğe bağlayacağım ve bu yükte bu işi göreceğim. Motor ve sürücü de hesaplıyor. Dolayısıyla bu program aslında bu işin en pratik, en kolay yolu. Positioning Drive dediğimiz program. Ben bunu direkt birkaç parametre girişi yaparak bütün sistemi seçebiliyorum. Çünkü burada dediğim gibi motor sürücü grubu da ayrı bir konu. Mesela bazen kullanıcılar kendi sistemlerini yaparken biraz toleransta kalmak için işte daha büyük ray, daha büyük kayış, daha büyük kasnak seçebiliyorlar. Tabii burada kasnak çapı arttığı zaman, daha büyük bir kasnak seçtiğim zaman bu sefer ataleti karşılayabilmek için daha büyük motor seçmem gerekiyor. Bu sefer daha büyük motor seçtiğim için daha büyük sürücü seçmem gerekiyor ve komple sistemim benim büyüyor. Hem toplam ağırlığımı arttırmış oluyorum, hem de toplam maliyetimi arttırmış oluyorum. Ve aslında temelde şu kullanacağım avantajın da önüne geçmiş oluyorum. Sonuçta sistem ne kadar küçülürse dinamiklik o kadar artar.
O yüzden en optimum çözümü belirlemek ve onu kullanmak aslında en mantıklı. Dolayısıyla hazır modülün bu şekilde bir avantajı söz konusu oluyor. Tabii burada kullandığımız, biz bu hazır modüllere, tabii bu Festo'nun ürünü olduğu için Festo'nun servo motorunu burada gördüğünüz gibi ben direkt bağlayabiliyorum. Hazır bağlantı kiti sayesinde, ki bu kit hem kaplim hem de flanş grubunu içeriyor. Dolayısıyla benim yapmam gereken tek şey buradaki 4 tane vidayı sıkmak. Onun dışında herhangi bir mekanik işçilik bile yapmama gerek kalmıyor. Pekala, kayışlı sistem örneğin bidalım ile göre ne gibi bir avantaj sağlıyor? Öncelikle şunu söyleyebilirim. Kayışlı sistem bidalım ile göre daha hızlı. Yani hız gereken bir uygulamada kayışlı sistem daha o güzel çözüm sunduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında kayışlı sistem daha uzun strok imkanı sağlayabiliyor. Örneğin Festo'da bu 8,5 metreye kadar. Yani kullanıcı Festo'dan 8,5 metreye kadar kayışlı bir sistem tedarik edebiliyor. Dolayısıyla kayışlı sistem daha uzun strok imkanı sunuyor. Çünkü vidalı milli bir sistemde şu problem söz konusu oluyor. Özellikle yüksek devirde çalıştırmak gerekiyorsa artık 1 metrenin üzerinde vidalı milli sistemler artık vidalı mil rezonansa giriyor. Yani salınım yapmaya başlıyor. Dolayısıyla problem söz konusu oluyor. Bunun önüne geçmek için kullanıcı genelde işte çapı büyüttükçe büyütüyor. Dolayısıyla bu hem daha fazla yer kaplaması demek hem de daha fazla maliyet demek. Dolayısıyla eğer burada kayışlı sistem iş görüyorsa uzun stroklarda kayışlı sistem kullanmak daha mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Bir sonraki sayfada zaten katalogda bu ürünlerin teknik verilerinin olduğunu söylemiştim. İşte yatak dayanımıyla ilgili taşıdığınız yükü karşılar mı karşılamaz mı değerlendirebileceğiniz, karşılaştırabileceğiniz bu ürünlerin hazır modüllerin katalogları içerisinde mevcut oluyor. Veya kayışın itme kuvveti ne kadar yine bunu katalog içerisinde karşılaştırıp değerlendirebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu bir opsiyon. Diğer opsiyon ki en pratik opsiyon burada positioning drives kullanıp direkt komple seti hesaplayabilmek, belirleyebilmek. Onun dışında bidalı milli opsiyonu değerlendirecek olursak aslında gördüğünüz üzere burada yine EGC serisinin bidalı milli opsiyonu mevcut. Gördüğünüz gibi aslında ray ve profil kısmı aynı, değişen tek şey içerisindeki tahrik. Yani artık burada tahrik kısmı kayış kasnak değil, vidalı mil. Burada vidalı milin tabii en bariz avantajlarından birisi iyi bir tekrarlama hassasiyetine sahip olması. Yani 20 mikronluk bir tekrarlama hassasiyetine sahip vidalı mil. Onun dışında dikey bir uygulamada özellikle taşınan yük, dikeyde transfer edilen yük ağırsa vidalı mil kullanmak daha rigid bir çalışma ortamı oluşturabiliyor. Dolayısıyla böyle bir uygulamada da o dikeydeki hareketi vidalı milli bir sistemle yapmak daha uygun bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında tabii sahip olduğu bu tekrarlama hassasiyeti sayesinde bu tip ürünler, vidalı milli ürünler işte silikonlama, vidalama gibi uygulamalarda kullanmak daha mantıklı olabiliyor. Yani bu tip uygulamalar için vidalı milli bir sistem kullanmak, yani tekrarlama hassasiyeti iyi olan bir ürün kullanmak daha sağlıklı bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında elektrikli silindir ürününü değerlendirecek olursak bu ürün ne gibi avantajlar sağlıyor? İstiyorsanız bunu da pnömatik bir pistonla karşılaştıralım. Yani elektrikli bir silindir pneumatik bir silindire göre ne gibi bir avantaj sağlıyor. Tabii bu avantajların çoğu tahrik kısmından, yani motor ve sürücü kısmından geliyor. Motor ve sürücüdeki hareket kabiliyetinden geliyor. Ne bu işte? Pozisyon esnekliği. Yani siz bir elektrikli silindir kullandığınız zaman son konumlarda çalıştırmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz konumda pozisyonlama yapabiliyorsunuz. Ve motorun sahip olduğu enkoder sayesinde sürekli geri bildirim alıyorsunuz hangi pozisyonda olduğunuza dair. Ama pneumatik bir sistemde çoğunlukla siz pozisyonlamayı iki pozisyonda yapıyorsunuz. Ve pozisyon bilgisi alabilmek için de uç kısımlarda, son kısımlarda sensör kullanmanız gerekiyor.
Dolayısıyla burada motorlu bir sistem hareket anlamında ciddi esneklik sağlıyor. Onun dışında hız kontrolü. Yine tabii servo sürücü sayesinde veya step sürücü her neyse kullandığınız sürücü sayesinde istediğiniz gibi hız ayarı yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi rampa değeri belirleyebiliyorsunuz. Yani ani kalkış, ani duruş süreden kazanmak için veya yumuşak kalkış, yumuşak duruş yapabiliyorsunuz. Yani transfer ettiğiniz yükü hiç sarsmamanız gerekiyordur. Dolayısıyla kalkışta veya duruşta çok yumuşak hareketler yapma imkanı sağlıyor. Çünkü rampayı siz kendiniz istediğiniz gibi ivme değerine ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında tabii akım kontrolü sayesinde milin ucundaki kuvvet kontrolü imkanını sunuyor size. Elektrikli silindir. Mesela burada gördüğünüz gibi sağ tarafta bir servo pres uygulamasında, sıkı geçme uygulamasında bunu kullanabiliyorsunuz. Çünkü hassas kuvvet kontrolü yapabiliyorsunuz. Buna ek olarak bu tip kontrolde hedefi kuvvet olarak da belirleyebiliyorsunuz. Yani sadece hedefi pozisyon olarak değil, yani atıyorum 200 milim bir stroğunuz var. Siz normalde hedef olarak 200 milim de belirleyebilirsiniz. 200 milime de git diyebilirsiniz. Veya şu veriyi de girebilirsiniz. 1000 Newton'la karşılaşana kadar git. Mesela burada hedefiniz artık pozisyon değil, kuvvet. Dolayısıyla siz belli bir kuvvete kadar bir sıkı geçme, bir pres uygulaması gerçekleştiriyorsanız, işte bu 1000 Newton olsun atıyorum. 1000 Newton sizin için yeterli ise 1000 Newton'u görene kadar git deyip bu kontrolü gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla 1000 Newton'un daha fazla zorlamıyor ve bu kontrolü hassas bir şekilde yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla elektrikli bir sistem, yani servo kontrolü bir sistem, motorlu bir sistem bu şekilde ciddi avantajlar sağlayabiliyor. Yine elektrikli gripper tabii sahip olduğu motor tahliği sayesinde bu avantajlara benzer avantajlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin burada gördüğünüz gripper bu örneklerden bir tanesi. Tabii yine bir motor tahliği olduğu için akım kontrolü yaparak sıkmayı kontrol edebiliyorsunuz. Sıkma kontrolü yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani tuttuğunuz ürün örneğin hassas bir ürünse ve hiç zarar vermek istemiyorsanız burada bu ayarı, bu sıkma ayarını hassas bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Veya yine çene hareketinde pozisyon kontrolü ve hız kontrolü yapabiliyorsunuz. Örneğin hız kontrolü nasıl bir avantaj sağlayabilir? Sonuçta sizin bir çene genişliğiniz var. Siz ürünü tutana kadar çok hızlı bir şekilde gelip ürünü tutarken çok yavaş bir şekilde pozisyonlama yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla hem tutma pozisyonuna kadar hızlı bir şekilde gelip zamandan kazanıyorsunuz hem de tutma kısmında yavaşlayıp ürüne zarar vermenin önüne geçmiş oluyorsunuz gibi bu ürünlerde de ciddi hareket esnekliği sağladığını düşünebiliriz. Tabii yine döner modül sahip olduğu motor tahriği sayesinde istediğiniz açıda pozisyonlama imkanı sunuyor. Yani istasyon sayısını istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Örneğin bir döner tablo uygulamasında kullandığınız zaman bu ürünü istediğiniz şekilde istasyon sayısını belirleyebiliyorsunuz. Bu istasyon arası geçişlerdeki hızı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani bir istasyondan diğerine geçerken yavaş, diğerine geçerken çok hızlı bir şekilde pozisyonlama yapabiliyorsunuz gibi döner bir modülde de motor tahliği bu şekilde hareket esnekliği sağladığını söyleyebiliriz. Tabii şimdiye kadar bahsettiğimiz... Şöyle bir şey, sizi bölebilir miyim? Tabii. Şimdi şöyle bir sorusu var. Eski bir pneumatik sistemi elektrik otomasyona çevirmek için yine bir danışmanlık veriyor musunuz? Festo'dan ne şekilde yararlanabilirler bu konuda? Kesinlikle verebiliyoruz. Hatta burada gerekli karşılaştırmayı sadece teknik olarak değil, maliyet olarak da yapıyoruz. Yani bu konuda da aslında kullanıcıyı yönlendirebiliyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi pneumatik bir sistemle elektrikli bir sistemi değerlendirdiğinizde ilk aşamada genelde biz yatırım maliyetine bakarız. İster istemez teknolojisi daha iyi olduğu için elektrikli sistemin maliyeti daha yüksektir. Ama aslında bizim gözden kaçırdığımız şu var. İşletme maliyetini değerlendirdiğimiz zaman hava maliyeti çok daha yüksek çıkıyor. Dolayısıyla bu ilk yatırım maliyetini, işletme maliyetini değerlendirdiğimiz zaman belli bir süre sonra zaten kapanıyor ve elektrikli sistem daha avantajlı hale geçmeye başlıyor. Bu konuda da biz aslında kullanıcılarla istişare ediyoruz. Yani ne kadar sürede bu fark kapanır veya ne gibi avantajlar sunar. Dolayısıyla bu konuda yönlendirmeler yapıyoruz. Hatta bu dönüşüme uygun ürünler de çıkartıyor Festo.
Hatta bununla ilgili de yine bir oturumumuz gerçekleşmişti. Zaten ben buradaki sunumada ekledim. Detaylı olmasa da sadece bir iki sayfa olmak üzere ekledim. Oraya geldiğimizde de yine bahsederim o ürün grubundan. Bu dönüşüme uyum sağlayacak basit ürün serileri çıkartıyor Festo mesela. İşte basite indirgemiş hareket serisi dediğimiz serileri çıkartıyor. Dolayısıyla bu konuda biz kullanıcılarla bilgi alışverişinde bulunabiliyoruz. Devam edeyim isterseniz. Yeterliyse Cem Bey cevabımız. Tabii teşekkür ederiz. Ben teşekkür ettim. Tabii şimdiye kadar hep biraz bu sistemlerin mekanik tarafından bahsettik. Ama tabii hep anlatırken de ifade ettik. Sonuçta biz bunları bir motor ve sürücü grubuyla kullanıyoruz. Yani burada artık tahrik kısmı basınçlı hava değil, motor ve sürücü grubu. Tabii ki burada Festo, az önceki ürün ailesi içerisinde bulunan elektromekanik eksen gruplarına bağlayacak servo motor ve sürücü grubunu da hazır olarak kullanıcıya sunuyor. Hatta bunu kullanıcının talebine göre montajlı bile kullanıcı tedarik edebiliyor. Tabii burada gördüğünüz gibi yine bazı opsiyonlar var. Tabii yine buradaki opsiyonların bu kadar opsiyon olmasının sebebi işte bazı motorların power range'i güç aralığı düşük, kimilerinin güç aralığı yüksek. Veya tabii burada işte haberleşmeye uygun sürücü belirlemek gerekiyor. Ki şunu söyleyebilirim, Festo'nun step sürücüleri de servo sürücüleri de pazarda en çok en yaygın kullanılan Profinet, Ethercat, Ethernet IP gibi haberleşmelere uygun sürücüler. Yani direkt siz kullandığınız PLC ile bu ürünleri Ethercat, Profinet, Ethernet IP üzerinden haberleştirip kontrol edebiliyorsunuz ki bu haberleşme protokolleri için aslında sürücüler hazır fonksiyon bloklarına da sahip. Dolayısıyla siz farklı marka bir PLC ile atıyorum Profinet üzerinden kolay bir şekilde Festo sürücünün entegrasyonunu sağlayabiliyorsunuz hazır fonksiyon blokları sayesinde. Tabii burada motor grubunda işte servo motor ve step motor var dedik ve ek olarak bir de DC servo dediğimiz sürücü entegreli EMCA serisi yine bu ürün ailesi içerisine dahil olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz az önce bahsettiğimiz mekanik kısımla bu motor grubunu kullanabiliyoruz. Tabii burada bu bir opsiyon. Kullanıcı isterse az önce bahsettiğimiz mekanik kısmı herhangi bir motorda bağlayabilir. Sonuçta mantık şu. Bir kapling grubu, bir bağlantı aparatı kullanıp tahriği mekaniğe bağlamak. Yani mekaniğe tahrik vermek. Dolayısıyla bu dediğim gibi bir seçenek, bir opsiyon. Tabii burada az evvel de bahsettik. Sonuçta motorlu sistemlerde sahip oldukları enkoder sayesinde sürekli bir feedback, bir geri bildirim söz konusu. Burada mekanik sistem hangi pozisyonda olduğunu kullanıcı sürekli görebiliyor. Herhangi bir enkoder herhangi bir sensör kullanmasa bile. Tabii burada bazen uç kısımlarda mekaniğin limitlerinde sensör kullanılabiliyor. Biraz daha emniyet amaçlı. Ama dediğim gibi bu grup motor ve sürücü grubu sahip olduğu enkoder sayesinde aslında sürekli geri bildirim, pozisyon geri bildirimi alabiliyor. Şemsettin Bey, Festo enkoder sağlıyor mu? Festo enkoderi haricen sağlamıyor. Yani enkoder motorun arkasında motorla beraber gelen bir aparat öyle söyleyeyim. Yani haricen sağlanan bir aparat değil Festo'da. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi işte Festo'da servo motor da step motor da var dedik. İşin doğrusu genelde piyasada da karşılaşılan bir durum. Pazarda karşılaşılan da bir durum. Bu servo motorla step motorun karakteristiği. Çünkü gerçekten baktığınız zaman aslında ikisi de birbirine çok benziyor. İşte ikisi de enkoderli. İşte çünkü step motorun da enkoderli opsiyonu var sonuç olarak baktığınızda. Hareket kabiliyeti olarak aslında çok benzer. Pekala temel farkı nedir? Yani neden servo ya da neden step motor? Aslında temel fark şu. Moment hız karakteristiğine baktığımız zaman ikisinin aslında temel farkı anlayabiliriz. Burada gördüğünüz gibi sol tarafta servonun moment hız karakteristiğine baktığınız zaman buradaki çizgili olan nominal tork değeridir. Burada devir yani hız
ciddi seviyeye çıksa bile gördüğünüz gibi tork değeri, nominal tork değeri çok değişmiyor. Yani neredeyse sabit bir grafik izliyor. Dolayısıyla yüksek devirde de servo motorda yüksek tork alabiliyorsunuz. Ama step motorda öyle değil. Sağ tarafta gördüğünüz gibi step motorun moment hız karakteristiği servo motordan farklı. Yine isterseniz yüksek tork alabiliyorsunuz. Tabii ben burada belli bir gövdelerin grafiklerini koydum. Ama bu aldığınız torku yüksek devirde alamıyorsunuz step motorda. Gördüğünüz gibi. Yani hız birden düşüyor. Dolayısıyla siz yüksek devire çıkmak istiyorsanız step motorla burada torkunuz ciddi anlamda düşüyor. Dolayısıyla aslında servo motorla step motor arasında böyle bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında dinamik uygulamalarda özellikle biraz da yüksek tork gerektiren dinamik uygulamalarda servo motor daha iyi çözüm oluyor. Yani step motor orada yeterli olmayabiliyor. Ama uygulama çok fazla dinamik değilse, düşük hızla götürmek bizim işimizi görüyorsa step motorda iş görebiliyor. Ki step motor bildiğiniz gibi maliyet olarak servo motora göre daha uygun maliyetli bir motor seti imkanı sunuyor. Ama dediğim gibi burada bu karakteristik sayesinde bu farklı hız moment karakteristiğinden ötürü diyelim servo motor dinamik uygulamalar için daha uygun bir çözüm olduğunu hani özet olarak söyleyebiliriz. İşin doğrusu temelde de farkı sahip oldukları bu farklı karakteristik. Tabii onun dışında servo sistemler ne gibi avantajlar sağlıyor? Tabii biz bu az önce bahsettiğimiz mekanikleri birbirine montajlayıp 2 eksen, 3 eksen yani çok eksenli sistem haline de getirebiliyoruz. Bunları 2 eksen, 3 eksen bir transfer sistemi haline de getirebiliyoruz. Ve burada kullanılan servo tahriği, servo tahriği ile beraber istersen ben bu hareketi noktadan noktaya da yapabiliyorum. İstersen bu eksenleri atıyorum iki motoru birbiriyle senkron da çalıştırabilirim. Yani master slave de çalıştırabilirim. Veya ben bu eksenleri interpole bir hareket içerisine de sokabilirim. Yani sadece point to point değil, bunu bu şekilde bir eğriyle beraber interpole bir hareket içerisine de sokabilirim. Servo sistem sayesinde. Yani uygulamada dolayısıyla servo sistemler bu tip avantajlar da sağlayabiliyor. Yani ciddi anlamda esneklik ve hareket kabiliyeti sunabiliyor kullanıcıya. Örneğin bir elektrikli sistemle yapabileceğiniz uçan testleri uygulaması gibi. Yani burada gördüğünüz gibi ciddi anlamda aslında kullanıcı zamandan da kazanmış oluyor. Yani kattığı hareket kabiliyeti sayesinde ciddi anlamda kullanıcı kısmında üretim adetinin artmasına destek sağlamış oluyor elektrikli bir sistem. Veya gördüğünüz gibi işte bir interpole hareketle veya bir trackingle burada gördüğünüz gibi yine ciddi bir hareket kabiliyeti elektrikli sistem, motorlu sistem sağlamış oluyor. Yani böyle bir sistemi eğer kullanıcı gerçekleştirmek istiyorsa, böyle bir hareketi yapmak istiyorsa bir servolu sistem, bir servo tahriği kullanması gerekiyor. Bir sürücü sistemi, servo sürücü sistemi kullanması gerekiyor. Onun dışında az evvelki soruyla ilgili önümüzdeki sayfalarda bir iki slide'la ilgili bir başlık var demiştim. Tam şimdi oraya geldik. İşletme maliyeti konusu. Tabii şimdiye kadar biz servo sistemin sağladığı avantajlarda hep hareket kabiliyetini konuştuk. Bunun dışında tabii bir de burada işletme maliyeti söz konusu. Az önceki soruya paralel olarak cevaplayacak olursak bildiğiniz gibi hava maliyeti işletme maliyeti anlamında ciddi bir maliyet ortaya çıkartıyor. Hatta bu sebepten dolayı bazı fabrikalar, bazı kullanıcılar işte bazı kısımları elektrikliye çeviriyor veya direkt elektrikli ürün kullanma eğiliminde bulunuyor. Bunun da temel sebebi basınçlı havanın işletme maliyeti. Tabii burada şu analizi iyi yapmak gerekiyor. Az önce söylediğim gibi sonuçta İlk önce bir yatırım maliyeti değerlendiriliyor. Elektrik sistem daha maliyetli bir ürün.
Sonrasında ise işletme maliyeti işin içerisine giriyor. Dolayısıyla burada şu değerlendirmeyi yapmak lazım. Ben işletme maliyetini hesaba kattığım zaman ne kadar süre sonra ilk yatırım maliyetindeki fark kapanıyor ve ben ne kâra geçmeye başlıyor. İşte kaç sene sonra? 1,5 sene sonra mı? 2 sene sonra mı? Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla bu analizin yapılması ve kullanıcı için feasible mı değil mi bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Değil mi? Temelde konu bu aslında. Ama tabii gün geçtikçe bu yönelim artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu sebeplerden birincisi şu. Elektrikli ürünlerdeki maliyet artık belli bir seviyenin altına düştü. Yani bir servo motor setini değerlendirdiğimiz zaman fiyat anlamında ya bundan 5-6 sene önce belki çok daha maliyetliydi bu ürünler. Ama gün geçtikçe bu ürünlerin maliyeti düşüyor. Dolayısıyla artık kullanıcılar için daha mantıklı hale gelmeye başlıyor. Diğer sebeplerden birisi artık elektrikli silindirlerdeki, elektrikli ürünlerdeki basitlik artışı. Yani artık gün geçtikçe elektrikli sistemler kullanılım açısından daha basit hale geliyor. Örneğin Feston'u çıkardı. Feston'un ürün ailesi içerisinde bulunan basite indirgenmiş serisi yani Simplified Motion serisi dediğimiz ürün ailesi bu ürün grubu içerisine giriyor. Baktığınız zaman yine motor tahrikli, yine bir sürücüsü, daha doğrusu bir kartı var, çok küçük bir kartı var. Elektrikli bir sistem. Baktığınız zaman elektrikli. Ama tabii bu serinin şöyle bir farkı var. Bu çok basit bir hareket ürün serisi. Kastettiğim şu, normalde biz az önce ne dedik servo sistemlerde, elektrikli motorlu sistemlerde işte ara konumda duruyor. İstediğiniz gibi kuvvet kontrolü, hız kontrolü yapabiliyorsunuz. İşte motion yapabiliyorsunuz, interpolasyon yapabiliyorsunuz, uçan testleri uygulamasında kullanabiliyorsunuz dedik. Bu hareket serisi elektrikli motorlu olmasına rağmen tam olarak o işlevsellikleri içermiyor. Çünkü bu hareket serisindeki mantık şu. Pnömatik gibi basit hareket edecek. Yani 1-0 çalışacak. Sadece hava kullanmayacak. Yani ben pistonu çıkarttım. Bir hareket yine aynı. Ek bir işlevsellik istemiyorum. Ek bir hareket de istemiyorum. Yine 1-0 çalışacak. Sadece ben hava çekmek istemiyorum. Deniyorsa, kullanıcının talebi sadece buysa, işte bu ürün serisi orada iş görüyor. Yani kullanıcı takıyor, yine 1-0 çalıştırıyor pnömatik. Sadece ne yapıyor? Dijital I/O kullanıyor. Bir I/O modülü kullanıyor. Yani nasıl valve'i tetikliyorsa, burada da bunun içerisinde gördüğünüz gibi lojik soket var üzerinde. Buradaki bu lojik soketi kullanarak iki input vardır bunun üzerinde. O iki input'u kullanıp pozisyona gönderiyor. Yani dış pozisyona gönderiyor ve iç pozisyona gönderiyor. İki pozisyonda çalıştırıyor yine. Ama burada bazı parametrik ayarları da yapabiliyor. Pnömatikte olduğu gibi. Sonuçta siz pnömatikte bir hız ayarı yapabiliyorsunuz, değil mi? Ne yapıyorsunuz? Kısıcı kullanıyorsunuz. Burada da aslında bu hız ayarlarını yapabiliyor kullanıcı. Ve herhangi bir yazılım arayüzüne bağlanmasına veya sürücüye bağlanmasına gerek kalmıyor. Tamamen ürün üzerinde şu üç tuşu kullanarak bu ayarların hepsini yapabiliyor. Yani dediğim gibi mantık şu. Basit hareket olduğu için kullanıcının genelde beklentisi şu. Basit de çalıştırabileyim. Yani ben bir piston çıkarttım oradan. Ben onu çok rahat çalıştırıyordum. Valve'i tetikliyordum, açıyordu. Valve'i tetikliyordum, kapatıyordu. Şimdi ben elektrikli bir sistem kullanırsam sürücüye girmem gerekiyor. Yazılım yapmam gerekiyor. İşte bu hareket serisinde ona gerek kalmıyor. Yine sadece o iki tane input'u kullanıp bu ürünü direkt hareket verebiliyor kullanıcı. Sürücüye bağlanmasına gerek kalmadan. Sadece iki input kullanarak. Dolayısıyla bu tip ürünlerin de geliştirildiğini ve artık elektrikli ürünlerdeki basitlik seviyesinin arttırıldığını söylemek gerekiyor. Bununla ilgili de özellikle bu seriyle ilgili daha detaylı bilgiyi bir önceki webinarda yine vermiş olmamız lazım. Yine YouTube kanalımızdan bu ürün serisiyle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ben sadece burada bilgi olarak vermek adına sadece 2 sayfa ekledim ama dediğim gibi bu ürün serisiyle ilgili yani bu basite indirgenmiş hareket serisiyle ilgili detaylı bilgiye büyük ihtimalle bir önceki webinarımızda o webinarımızdan ulaşabilirsiniz. Deyip sonlandırabilirim. Eğer varsa sorularınızı almak isteriz. Şemsettin Bey selamlar. Ben şimdi mail adresinizi yazıyorum. Şemsettin.ercan.festo.com. Arkadaşlar sunum isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Ben yine chat bölümüne yazdım.
Şemsettin.ercan@festo.com adresine mail gönderirsiniz şu an. Şemsettin Bey size yine sunumu paylaşacak. Yine ben YouTube kanalını paylaştım. Yani bir önceki webinarlar yine Festo'nun kendi YouTube kanalında. Yine dileyen arkadaşlarımız olursa oradan erişebilirler. Bir önceki webinarlarımız, SMS serisiyle ilgili webinarlarımız hepsi yine YouTube kanalımızda var. Sizden ricam sadece eğer abone olursanız otomatik olarak bildirimler düşüyor. Şemsettin'e şöyle bir sorusu var. SMS serisinde IO-Link kullanırsak IO-Link Master modül kullanmamıza gerek var mı? Nasıl kullanabilirler orada IO-Link'i? Haklısınız. Mecburen bir IO-Link Master modülü kullanmam lazım. İşte bu ne olabilir? Kullandığım PLC'nin ya direkt bir IO-Link çıkışı varsa belki onu kullanabilirim. Veya kullandığım PLC bir modüler PLC'dir. İşte yanına IO-Link Master takabiliyorumdur. IO-Link modülü takabiliyorumdur. Öyle bir modül takmam gerekir. Veya işte soket tipi bir IO-Link modülüm vardır. Onu kullanabilirim. Ama sonuç itibariyle eğer SMS serisini IO-Link üzerinden kontrol edeceksen bir IO-Link modülü, bir IO-Link Master kullanmam şart. Teşekkür ederiz. Festo'nun bu konuda çözümü var mı? IO-Link modül? Var tabii ki. Hem direkt bazı kompakt PLC'lerimiz var. KEC serisi. O kompakt seri üzerinde direkt IO-Link çıkışı var. Veya JPXE dediğimiz modüler PLC'miz var. Onun direkt yanına IO-Link modülünü takabiliyoruz. Veya dediğim gibi soket tipi JPX API serisi içerisinde direkt modül olarak kullanabileceğiniz IO-Link Master modülü var. 4 ben port. Şöyle blog sayfamızın linkini de paylaştım arkadaşlar. Orada yine JPX API, JPXE ile ilgili teknik makaleler var elektrik otomasyon kısmında. Oradaki yine daha fazla bilgi alabilirsiniz orada da. Yine Festo'nun web sitesinden de yine daha fazla bilgi alabilirsiniz. Hatta şöyle gösterebilirim Cem Bey, pardon müsaadenizle. Örneğin bakın burada JPX API dediğim, yani soket tipi IP65 koruma sınıfına sahip uzak IO ailesi içerisinde burada gördüğünüz gibi IO-Link modül de bu ürün grubu içerisinde var. Dolayısıyla burada siz herhangi bir IO-Link'li cihazı bu modül üzerinden, bu master modül üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında burada SMS serisi de IO-Link'li opsiyon olduğu için siz bu modülü kullanıp direkt o SMS serisini de kontrol edebilirsiniz. Veya JPXE dediğim pano tipi, Clemens tipi seride de IP20 koruma sınıfına sahip. Bu serinin de yine içerisinde dijital input output analog modülleri ve IO-Link modülü mevcut. Dolayısıyla burada yine bir JPXE serisi IO-Link modülü kullanıp yine IO-Link üzerinden SMS serisini kontrol edebilirsiniz. Teşekkür ederiz Şemsettin Bey. Hakan Bey'in şöyle bir sorusu var. Pneumatik elektrik dönüşümü için kullanabileceğimiz Festo'nun online bir tool'u var mı diye soruyor. Yardımcı olabilecek. Şöyle orada belki az önce bahsettiğimiz SMS serisinin bir sizing tool adında bir ürün belirleme programı var aslında. O çok basit bir program. Onu kullanabilirsiniz. Çünkü orada yaptığımız tek şey çok detaylı veri girişi yapmadan çok temel veriler girip direkt size ürün önerisinde bulunabiliyor o program. SMS serisi sizing tool. Onunla ilgili aslında linkimizi geçen bırakmıştık Cem Bey. Onun linkini yine videodan mı yönlendiririz? Çünkü SMS serisi bir önceki webinardaydı galiba. Yine o webinarın içerisinde bu sizing tool'a, ürün belirleme tool'una nasıl ulaştığınızı görebilirsiniz. Olur. Ama dediğim gibi bir önceki webinarda, yani bu basite indirgenmiş hareket serisi başlıklı webinarda o ürün serisinden detaylı bahsetmiştik. Bahsederken de o seçim tool'una da değinmiştik. Hatta içerisine girip bazı seçimler de yapmıştık. Onu kullanabilirsiniz. Bırakıyorum. Tamam, çok iyi olur. Orada sizing tool'u nasıl kullanabilecekleri hakkında bir bilgilendirme dokümanı bu aslında. Tamam, çok orada iyi. Orada size nasıl kullanabileceğiniz, hangi ürünleri seçebileceğiniz, siparişi nasıl verebileceğiniz sonrasında burada aynen her şeyi anlatıyor. Aynen öyle ve çok pratik bir program. Sadece stroke ve yük bilgisi girip bir sonuç elde edebiliyorsunuz. Onun dışında eğer pneumatik tarafta ben hava maliyetini de belirlemek istiyorum, İşte işletme maliyeti açısından da karşılaştırma yapmak istiyorum derseniz
Yine Festo'nun kataloğunda bununla ilgili mühendislik tool'u da var mesela. İşte ben bir yüzlük piston kullanıyorum, kullanıyorum. İşte havalı bir ürün, basınçlı hava kullanıyorum. Buradaki işte yıllık hava maliyetim ne kadar? Bunu da hesaplamak istiyorum derseniz Festo'nun kataloğunda bununla ilgili mühendislik tool'u da var. Direkt hava maliyet hesabı da yapabiliyorsunuz mesela. Bakınız bu az önce bahsettiğimiz SMS serisinin aslında hesaplama tool'u ve herhangi bir program kurulumu yapmanıza gerek yok. Direkt online çalışan bir sistem. Burada yapmanız gereken tek şey nasıl bir hareket istiyorsunuz? Efendime söyleyeyim, dikey mi yatay mı çalıştıracaksınız? Ne kadar yük taşıyacaksınız ve ne kadar stroke'da bu yük taşıyacaksınız? Direkt burada bakın sadece bir iki parametre. Yani yarım dakika bile sürmedi. Sadece stroke ve yük belirledim ve hareket nasıl bir hareket istiyorum onu belirledim ve direkt bana bir ürün serisi sundu. İşte ELGS 45-200. Ve burada yıllık elektrik tüketimi ne kadar bana direkt onun hesaplamasını da yapıyor. Dolayısıyla ben buradan bu hesaplamayı yaptım. Elektrik ürün kullandığım zaman ne kadar tüketim maliyetim var? O ortaya çıktı. Dolayısıyla burada zaten birim kilovatın maliyeti ne kadarsa onunla çarpıp işte 10.36 çıktı. Direkt enerji tüketim maliyetini bulabiliyorum elektrikli sistemin. Az önce söylediğim gibi bunu pnömatik için de yaptığımız zaman ki pnömatik için de hava tüketim maliyet hesabı var dediğim gibi Festo'nun katılımında. Direkt zaten orada işletme maliyetlerini size karşılaştırma imkanı sunuyor. Dolayısıyla siz burada şunu yapmanız gerekiyor. Yatırım maliyetlerindeki farkı bir çıkartıp sonra işletme maliyetini değerlendirdiğim zaman ben ne kadar süre sonra bu farkı kapatıyorum. Ve bu benim için feasible mı değil mi? Aslında yapılacak şey bu. Başka da soru varsa chat bölümünden alabilirim. Yoksa yavaş yavaş artık süremizin de zaten sonuna gelmek üzereyiz. Dediğim gibi ben Şefettin Bey'in mailine yazdım. Biz çok teşekkür ederiz. Sunumu isteyen arkadaşlar olursa Şemsettin Bey'e mail atabilirler. Yine YouTube kanalımızda paylaştım. Bu sunumun kaydının tamamı yine YouTube kanalında Festo'nun var. Başka da sorunuz varsa chat bölümünden alabiliriz.